ben bir rüya gördüm. Rüyamda <laughs> <laughs> hakikaten bir enteresan da artık şeytani rüya mıdır, rahmani rüya mıdır bilmiyorum ama abi kaybediyordu ya. <laughs> Andy ne kadar büyük bir iş başardı 2013'te bence Djokovic'in şu andaki istatistiklerine bakınca daha iyi anlaşılıyor. Sporun bir de kort dışında ya da rakamlardan bağımsız bir yanı var. Ya. Prenses var ya gerçekten prenses var. Abi gözün federe takılıyor. Ya. Sokrates'e, Sokrates'in tenis içeriği, Grand Slam'lerin şahı, acayip program 040'a hoş geldiniz. 040'ta ben Erman Yaşar, sevgili Aras Yetiş ve Emre Yazıcıoğlu ile birlikte Wimbledon'ı konuşacağız. Wimbledon 2023 konuşacağız. Wimbledon tenis dünyasının ayrı bir olayıdır. Yani Wimbledon bir başkadır. Çok güzel açıkladım ama öncesinde şunu söylemek istiyorum ki bu programa katılmayacağıma dair açıklamalarım vardı Londra merkezde. Tam tatile gitmeden bir gün yani önce yakalandım. Gün sözlerin de oldu. O olabilir dair. olabilir ee, ama ilk programda varım sonrasında muhtemelen canın duyguyla bu yol devam edecek diyerek hemen beyazlar içerisindeyiz. Beyazlar içerisindeyiz Wimbledon'a uygun tabi arasın bembeyaz bende küçük bir tenis topu var ama bu da beyaz. Ee, ama Emre Yazıcıoğlu yani ona beyaz demeye bin şahit ona ister ama. Ona muhtemelen giydirmezlerdi bunu. Tabii Giymeye çıkamaz. 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 Ben Böyle ben topu işte. var. Ben de, de ayakkabısındaki turunculuk Böyle şeyler oldu. 2013'te mesela çıkarttırmışlar Şey oluyordu abi. E, değişmesi için aslında bir baskı da var. Ee, Wimbledon çok gelenekçi. Hiçbir şey değişmez falan deniyordu ama işte e, hafta arası pazar gününe maç konma olduğu e, tiebreak kuralı değiştirildi. Bu da değiştirilir mi? Ben tamamen değişmesini istemiyorum aslında. Bu bembeyazlık yani turnuvanın hakikaten geçmişe bir selamıdır. Bu merkez korttaki 3 maç olayı ilginç ama. Evet yani bayağı ilginç ve çok sıkıştırıyorlar. Yani şimdi mesela biliyorsun bence Gök şundan denildi. dolayı. Bence şundan <laughs> gökden Yani Roland Garros'ta mesela erken başlıyor. Kimsenin keyfi yetmiyor. Çok boş türbünden oluyor. Saat 1'de başlatıyorlar Wimbledon'da. 3 maç koyuyorlar. Ondan sonra bayağı bir zaman kalıyor. Sadece 2 tane 87 e, tane maç var tamamlanması evet, evet, gereken. Abi. Başlat 10'da merkez kortla bir numaralı kortu çatı altında en azından yük çeksin biraz aynen, aynen. Yani. başka türlü olmaz yani. E, bu şekilde çok sıkışacak. Ve çok kötü hava. Biz yani şu an çekerken işte turnuvanın 3. günü. E, zaten bugün de yine dış kortlarda oldu. maç yapılamıyor. Yok yani yapılamıyor yok, yok. şu an yine ve doğru. felaket. Yine e, hafta haftanın geri kalanı için de çok öyle iyi gözükmüyor tahminler. Yani Londra'nın yağmuru. Ya Londra'nın yağmuru ama ilk haftaya denk gelince felaket oluyor işte. Aynen öyle. Neyse biz e, organizasyonun bir takım sıkıntılarını ben sizin bu yakın yakarışlarınızı ileteceğim. E, erkeklerle hemen başlayalım. E, Roland Garros konuşurken zaten çok net bir şey söyledik. Yani Novak Djokovic'in bu turnuvayı Wimbledon 2023'ü e, kazanıp kaybetmek kendi elinde gibi bir durum var. Çünkü yeni nesille çimi e, iyi oynayan çok fazla tenisçi yok. Şu dönemde çimi çok iyi oynayan bir tenisçi yok. Novak Djokovic ise istikrarlı bir şekilde yıllardır Wimbledon'ı çok iyi oynuyor. 2020'de turnuvanın pandemi nedeniyle iptalinden önceki 2018-19 sonrasındaki 21-22 cebinde en son burada tamamlanmayan bir maçta tamamlayamadığı bir maçta kaybetti. 2000 17. 17. Tomaş Verdi. Tomaş Verdi'nin mücadelesi. ilk setin sonundaydı sanıyorum. Ya da ikinci setin başında. başında. Ben de bugün yani. kontrol ettim. Ondan dolayı. Yani. Ee, ondan değil. beri Wimbledon'da hiç kaybetmedi. Ben hatırlamıyorum valla. O Kuveri maçını biraz böyle bölük pörçük hatırlıyorum falan filan. Hakikaten şey oldu yani. Asır geçti üstünden. Hemen Emre'yle başlıyorum. Hızlı hızlı. Novak Djokovic'in, şöyle soralım artık soruyu. Çok ukalacı bir soru olmayacak bence. Novak Djokovic bu turnuvayı nasıl kazanamaz? Güzel soru sordun. Abi ben bir rüya gördüm. Rüyamda <laughs> <laughs> hakikaten bir enteresan da artık şeytani rüya mıdır, rahmani rüya mıdır bilmiyorum ama abi kaybediyordu ya. Bugün şimdi Aras'la konuşurken de şimdi kafamda bir ışık geldi. Aras'ın şey yaptığı dikkat çekeceği bir nokta var. Ben pası ona öyle atacağım. Yani bu tabii ki artık şeylerle falan böyle rüyalarla, müyalarla, kabuslarla anca o senaryolar yani biraz böyle sürreyal, biraz doğaüstü bir şeylerin olması lazım gerçekten. Bilmiyorum böyle bir şey geldi. Arasım sen bir bir tamamlayıcı bir unsurun var senin burada. Bu ermiş adamın rüyasına girdiyse zaten sıkıntı <laughs> olabilir. Ma kime kaybediyordun rüyada? Üçüncü... Ya o yok. Nerede kaybediyordun? Onu da bilsek zaten mevcut oluruz. Onun turu biliyor musun? Tur net mi? Turunda da değil. Nasıl Ama ya final, abi? Değildi. Abi, ya, final değildi. Üçüncü turun akili muhtemelen Stan Wawrinka olacak. Çok güzel bir açık şey yapmış. Ee, hazırlık ya yapmış. Bilmiyorum şimdi. Yani... Bak, bence de öyle zaten Kort en kötü zemini Wawrinka'nın en onu uymayan zemin kazandı tek Grand Slam. Hı hı. Ama aması şu Novak Djokovic işte karneleri 27 maç 21 galibiyet 6 mağlubiyet Djokovic'in Wawrinka'ya karşı. Grand Slam'lerde 8 maç 4-4. Evet ve çok canını yakan maçlar. Bak Wimbledon'da bence final Bence herhalde. kimse Djokovic'i yenemeyecek bu Wimbledon'da. Ama yani karşılaşacağı oyuncular arasında bir tanesi kendine yenme konusunda inanabilecekse bence o oyuncu Wawrinka'dır. Ha, tabii ki yani abi bir kere ha, çünkü şey kaybedecek şuradan... hiçbir şey yok. Yani Aynen. tabii Echeverri maçını daha oynuyor. O maçı geçmesi durumunda diyoruz. Ama yani kaybedeceği hiçbir şey yok. Karşısında daha önce e, sayısız kez tarihi anda yenmeyi başardığı bir Djokovic var. Çıkacak, keyif almaya çalışacak. Aynen. E, Kesinlikle. Varenka, yani çok çünkü bu anlamda özel bir oyuncu. Yani Djokovic'i prime'ında sen gel Fransa Açık'tan et. Daha Fransa Açık şampiyonluğu yok. Nadal'ı eledi Fransa Açık'ta bir <laughs> de yani. Nadal'ı eledi. <laughs> de herkes dedi Nadal ki aldır o Aldı İnanılmaz bir olay. Aa, yani. Bestia Negra'sı ya. Gerçekten. Nemesis mi dersin? Fakat Bestia Negra mı dersin? Hiç hepsine şey dersin. katılmakla beraber Turnuva'yı kazanamayabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama ben 3. turda Wawrinka'ya bir setten fazla verirse şaşırırım ben Ya de. herkes ben şaşırır set... abi. Aynen ama yani, Aynı, yani şimdi, ne, ya o adam Wawrinka olmaz gibi. Dediğin şey %100 katılıyorum. Daha önce defalarca yenmiş bu şeyi bulmuş. Evet. Yetenek seti olarak Djokovic'e meydan okuyabilecek bir oyuncu falan ama ya biraz geçti Borun pazarı. Ya işte arasında de, şu. Şey <laughs> Böyle bir saçma rüya çıkacaksa Hadi. da bunu belki yapabilecek Hadi. saçmalıkta bir eşleşme oh, bu eşleşme. Hadi bir, ben bir de, de. Ben mesela bir şey, şey oldu Wawrinka kazandı diyelim bu turnuvayı. O da çok acayip ama kariyer sinemi yapıyor. Tabii. Rusu Borey açığını kazandı. İyi Bayağı iyi. Ben bugün Instagram'da programı beklerken, asırlar sürdü programa girmemiz. Bizim Tabii hatamız ki, değil. Çok ciddi bir e, bekleme süresi oldu. Yağmur arası. Kur kurcalarken baktım Stan Wawrinka'da yani... Stan the man. Cahir cahir. Çıkmış böyle üstünü falan çıkartmış, antrenman yapıyor. O be hep biraz böyle aslında kilolu gibi gözüküyor ama bir yandan da e, bir üst vücut kuvveti vardır. Var, var. Oradan geliyor zaten o bekentler mekentler. Başka türlü olmaz. Ama yani nasıl kazanamaz mı Djokovic Hakikaten işte bu şekilde ben Ya ben şöyle söyleyeyim. Abi, da iyi. Kura da çok iyi. Çok iyi. Dik Carlos tiriyoz. Alcaraz mesela kötü kura bence Carlos evet, Alcaraz. Novak Djokovic zaten kazanmak için çok avantajlı olduğu turnuvada bir de iyi kura çekti. Bir numaralar bayağı, yani bir numara değil Novak Djokovic ama yani Shviontek ve Djokovic'in kuralları inanılmaz biraz. Bir numaralı var. favorilerin yani. Evet. Bir numaralı favori değil ama işte bu Shviontek'te. Gerçek şu. öyle değil. Ama o da bir numara Inanılmaz bir kural çekmiş. Yani onu biraz sonra gireriz. Ben yani. şunu söyleyeyim Djokovic'le alakalı geçmeden. Ben yani birçok Fransa açığına Rafael Nadal'ın favori gittiğinden daha favori geldiğini düşünüyorum bu Wimbledon'a. E. Tabii abi Ben mesela çünkü çünkü En azından, azından Nadal'ın karşısında bir Djokovic vardı o turnuvalarda. Senin bahsettiğin tip adam bence Kiriyos. Ee, çünkü o da Djokovic'i yenebilecek şeye sahip, silahlara sahip. Silahlara ve tavana sahip. De yani var. gününde bir 4 3 saat 4 saat oynarsa Kiriyos Djokovic'e bir şekilde çok fazla problem yaratabilecek bir yetenek. ha Bazen de oyun bile alamayabilir. Geçen çok... seneki finalde <laughs> birinci set bayağı iyi oynamıştı. Ee, ama Kyrgios'un çekilmesi zaten çok az ihtimali varken Novak Djokovic'e burada sorun çek çıkarabilecek. Yani Alcaraz dışında... Siner yarı final belki. yani evet. Gelirse oraya kadar. Yani Medvedev hiçbir zaman burada... Ben... Bir oyuncuyu çok beğendim. Tabii. Çim Kort sezonunda. Ondan bahsetmek istiyorum. Sebastian Korda. E, bana Queens'te birkaç maçını da anlatma şansı buldum. Bana Tomáš Berdy'yi hatırlattı. <laughs> i̇şte Djokovic'i yenen <laughs> son oyuncuyu. Zaten o da çek asıllı. Böyle e, daha atletik, daha iyi hareket eden bir Tomáš Berdi gibiydi Sebastian Korda. Ben Çim Kort'ta önümüzdeki yıllarda çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. E, babası da bir Grand Slam şampiyonu zaten. Petr Korda. Yani, 98 Avustralya ya çıkmaydı. Aynen. Aynen. başkan. Sana üç tane oyuncu soracağım. Sor abi. Yannick Sinner, Batista Agut, Zverev. Vay. Nereden çıkarttı bunları? Bunları biz özel, biz özel bir esport ekranlarında. Özel demlemiş. Enteresan oyuncular Batista Agut, Batista Agut'un e, maçlarını anlattım bir önceki e, turnuva olan Halle turnuvasında. E, bence şu anda 35 yaşında en iyi zemini çim oldu. Hı -hı. E, çok iyi maçlar oynadı. Medvedev'e yendiği maç olağanüstüydü. çim e, kortta. Ha yani e, ne yapabilir? Çok çok iddialı konuşmak kolay değil. Hani, bununla ilgili de, olarak. Final. Yani evet. a, ama ben bayağı çim sezonunda beğendiğim oyunculardan birisiydi. Senin de gündeme getirmen hoşuma gitti açıkçası. Diğerini kim demiştin? Siner. ve benim. Siner zaten güzel açıkladı. Siner ama yani Siner'in de abi işte bir e, sağlık konusunda ona çok güvenemiyorum. Yani bir anda bir sakatlığı falan hortlayabiliyor. Mesela şey turnuvasından çekilmek durumunda kalmıştı. Bir önceki publikin kazandığı Halle turnuvasında publikte oynayacakken çekilmek durumunda kalmıştı. onun Yani önlem amaçlı çekildim diyor ama onun yani sağlığından çok emin olamıyorum. Zverev konusunda da Zverev'e ben de kesinlikle burada dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok formda. Bir önceki turnuvada hazırlık turnuvasında hallede bublike kaybetti ama o bublike herkes kaybedebilir. Ben senin sorduğun soruya ek olarak bir de bublik diyeceğim. Muhteşem bir çim tenisi oynuyor. Gözler bublikte olsun. Dark Horse bubliktir bu turnuvada. Efendim canım. Endim Öre. Endim konuşacağız ama öncesinde ben Endim zaten uzun konuşacağımız bir uzun. nokta. Hele de Ryan Penniston maçı. Ee, Son bir oyuncu, iki oyuncu daha soracağım, onları da sana sorayım. Hı hı. Ee, bir tanesi tabii ki Medvedev. Hı. Ne olursa olsun, ee, yani burada çok büyük favoriler arasında değil. Ama sonuçta tenisin erkeklerde şu anda en büyük starlarından biri. Toprağı da çok güçlü. Bir Masters şampiyonluğuyla e, Roland Garros'a gelip orada şoku yaşamıştı, çok erken elenmişti. Geçen senede iki tane çim turnuvası finali oynadı birlikte katılamadı ee, ama. Diğeri de e, Rune. Ben bunu birkaç senedir söylüyorum. Ben Medvedev'in çim kortta çok iyi oynayabilecek oyun yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten 1.98 ve zaten doğal olarak büyük servisçi. Vuruşları bir enteresan yani çimino tahmin edilemez. Sekişleri, alçak topları vesaire. En güzel gözüken oyuncu olmayacak çimin üzerinde ve herhangi bir zeminde. Ama bir şekilde o, top o toplara vurmayı başarabilecek <laughs> bir oyuncu. Her şeyi yapabiliyor, iyi kötü slice vuruyor, fileye çıkıyor. Yani iyi bir paket Daniil Medvedev. Dediğim gibi güzel bir paket değil ama iyi bir paket. Ben kesinlikle iyi çim kort oynamasını bekliyorum. Bu sene olur, sonraki sene olur. Dolayısıyla bu turnuvada da Medvedev'den yine bir gidişat umudum var. Ama tabii ki ne olursa olsun Wimbledon'ı işte geçen sene oynamadı. Bu sene çok daha farklı bir kendisinden beklentiyle geliyor. Toprakta da, Fransa açığa da aslında her ne kadar bittiğine sevindim dese de muhtemelen beklentiyle çıkmıştı. Yani Tabii, kimse kimse kandırmasın yani şimdi burada bizi. Rune? E, Rune, ben Rune'yi de mesela anlatma şansı buldum. kort sezonunda, Wimbledon'dan önce. E, fena değil, iyi hareket ediyor ama bence Rune için erken daha. O zaman Andy Murray'e gelelim. Yani Novak Djokovic'in ilk tur maçı oldukça sorunsuz bir maçtı. Yağmur'dan dolayı bir kesildi. İlk setten sonra sonrasında şimdi çok fazla maç oynanamadı zaten. Hakikaten evet. elimizde çok veri yok ama mesela o da eee Thompson'la oynayacak. Aslında Thompson da iyi e. çim oyuncularından e. bir tanesi. Hı hı. Yani, Jordan Thompson Avustralyalı. Jordan Thompson e, ne İki kadar zorlayabilir? Jordan da maç kazandı Brandon Nakashima'yı. Yani. E, evet Türkiye'si yani geriye düştüğü maçta. Brand, Brandon Nakashima da ters bir oyuncudur. Mesela bakıyorum Hertogen boşta. Bu sene final oynadı. Talon Griggs Spor'a kaybetti. E, Surbiton Challenger'da işte Andy Murray diyorsunuz. Yarı finalde Murray'e kaybetti çimde oynamayı bilen bir oyuncu. Ee, ama burada tabii yani 3 yakın, <laughs> yakın set. Bir yakın set olur belki evet. ondan sonra. 6-4. Yani 6-3. Ama çimde yani altı. evet çimde ama yani oynamayı bilen ender oyunculardan bir tanesi. Ya şu yüzden yani Endim şu yüzden geçiyorum. Djokovic'in ilk tur maçı üzerinden çok konuşacak bir şey görmedim ben. Novak Djokovic Novak Djokovic gibi oynayıp e, işini gördü ama Endim maçı bir ya yani bir iki açıdan ilginçti. Ryan Peniston Gerçekten son bir seneyi iyi geçiren ve gitgide formunu arttıran bir oyuncu. Andy Murray de yani zaten 2013'te burada 10 sene önce Djokovic'ten şampiyonluğu aldığı maçla işte 77 sene sonra ilk kazanan Britanyalı erkek tenisçi olmuştu. 2016'da ikinci kez kazandı. 4 sene önce falan bıraktı tenisi derken 2023'te hala Wimbledon oynuyor olması bile oradaki insanlar için zaten anlatılamaz değerde bir olay. Ee, ve maçını da Roger Federer Royal Box'ta izledi. Onun gelişi çıkışı falan da acayipti ki maç sonu Andy Murray'nin röportajında işte Wawrinka'nın maçında olimpiyatlarda karşıdaydı bu sefer beni destekledi işte Federer'in ona çok iyi oynadığı gayet tatmin edici falan o yani tarihin en büyük oyuncularından ikisinin karşılıklı e, diyaloğu da çok güzeldi. Baba ne diyeceksin? Onu bir so gelmeden ona şey sorayım sana. Sen lafını Hı. unutma. Endemir'e değerlendirmesini. Federere top attın. Yani şimdi Federere Tabii onu saat, bir iki dakika konuşacağız zaten. E, öyle mi? Tabii orada mi? bir şey soracağım yani. size çünkü. O zaman Tamam Ta sorayım. Or orada konuşuruz. Endemir olur. olur. Endemir. <laughs> Hı Vallahi ben turnuvadan önce de birkaç İlk oyun... gündeme getiren adamdır. Ya estağfurullah canım şimdi Murray'e Wimbledon'da bir şey yapar demenin de çok bir esprisi yok aslında bakıldığında. Ama işte çim oyuncusu eksikliği yüzünden Endimöri diyorduk. Endimöri ne kadar büyük bir iş başardı 2013'te bence. Djokovic'in şu andaki istatistiklerine bakınca daha iyi anlaşılıyor. Yani Djokovic'ten Wimbledon şampiyonluğu aldığı adam. Ne olursa olsun. Bir de net aldı yani. Net aldı. 3-0 olması lazım 3 o final <laughs> maçı. E Burada olimpiyat şampiyonluğu da var yani. Onu da aslında bir Wimbledon gibi değerlendirebiliriz. Federer'i yendi finalde. O da 3-0. Bakıldığında hakikaten Merkez Kort'un büyük oyuncularından bir tanesi. Andy Murray... Ama benim kafamı karıştıran bir tane maç vardı. İki tane challenger oynadı arka arkaya. Queens'de geldi. İlk turda Alekseyin Demiror'a kaybetti. Hem de rezil bir. Evet çok kötü kaybetti. Da. Ya O yüzden hani hala Andy hedef maçları kazanabilir mi konusunda bir soru işareti var kafamda. Yani bir tane büyük maç oynasın ve kazansın Andy Murray. İşte ikinci turda çiçipas team galibiyle oynayacak. Ki... Her iki rakibi de... Kim'de Kim bayağı oynuyorsun. iyiydi ya. Yani, ben bu maçı biraz şey yaptım. Yani Kort oyuncusu değiller ama. Yine de büyük maç olacak. Ee, hala Çiçipas'ın kazanma ihtimali biraz daha yüksek. Ama kazanmayabilir. Neyse yani o maçtan sonra bir de konuşalım Endim öreği Ve birkaç tur daha geçtikten sonra konuşalım. Şu anda iyi gözüküyor. Ama dediğim gibi yeterince ciddi bir test değildir Ryan Peniston maçı. Ben şöyle söyleyeceğim. Ee, abi şimdi Wimbledon... Birçok büyük organizasyonun böyle bir büyüsü var. Sen mesela bunu çok iyi bilirsin. EPL'de işte kaleci çıkıyor, gol atıyor. Liverpool'da neydi? Alison e, e, Son dakikada kafayla gol atıyor adam. Şampiyonlar Ligi biletini getirmişti, değil mi? Öyle bir şey oldu. Hı -hı. Abi NBA'de olanlar işte o e, Kawhi Leonard'ın üçlüğü falan, Toronto'nun. Büyük organizasyonlar böyle epik şeyleri çağırıyorlar hakikaten. E burada işte Ivanišev için 2001 şampiyonluğu, 2008'deki Nadal Federer maçı falan filan derken Djokovic'in iki maç gibi, tabi yani kalıyor. en epik maçlar hep burada oluyor. Burası zirve olduğu için bak mesela Roland Garros'ta da biraz daha sönüktür öyle şeyler. Acaba böyle bir endemör hikayesini çağırır mı? Ee, bu şey yani şimdi tabi <laughs> Deminor maçı bambaşka bir yer. Burada Queen's Club başka bir yer. Burada seyirciyle falan bütünleşip bir yarı final falan yaparsa Endymory. Bu çok acayip bir şey olur. Yani bir Carlos Alcaraz yarı finali falan. Ben Çiçipas'ı yeneceğini düşünüyorum bu arada zaten. Yani ikinci turda karşılaşırlarsa. Ya Çiçipas bence tim kötü yeni durumda. Tim, yani tim daha iyiydi Aynen. bu amaçla. Aynen de. Yani, yani oradan mesela Andy <laughs> Murray'e baktığımız zaman galiba Medvedev'le falan oynuyor e, çeyrek finalde. Hiç yenilmeyecek oyuncu değil. Yani kesinlikle yenebilir. Carlos Alcaraz'la oynarsa da o maçla enteresan olur mesela yarı finalde. E zaten Alcaraz'ı yani. konuşacaktık. Bak çok güzel doğal bir geçiş yaptı. Geçelim bakalım Geç Alcaraz'a. Alcaraz, a. Alcaraz a. Alcaraz'dan sonra da Federer'in gelişine iki dakika değinip kadınlara doğru yavaş yavaş tamam. yollarız. Carlos Alcaraz ilk Kar turda dominant gözüktü. Carlos Alcaraz son set artık biraz son e, demlerini yaşayan, emekli uzman. son maçı, son, son maçı, maçı, tekler maçı, son çeydar maçını oynayan Sharpi ile karşı karşıya geldi. Ee, ve yani giderek Çim'i çözdüğünü görebiliyoruz. Ee, Carlos Alcaraz'ın çok çabuk e, ilerliyor, çok çabuk öğreniyor. Zaten bir turnuva kazanarak buraya geldi. Çimdeki ilk turnuvasını kazandı biliyorsun Queens Club'da. Çim'i yavaş yavaş çözecek. John McEnroe ona demişti ki işte bir noktada ben bu oyunu çözeceğini, Çim'i de çözeceğini düşünüyorum demişti. Bu sene olur mu? Erken. E, hala Novak Djokovic'in olduğu bir Grand Slam'de başka bir yani mesela Carlos Alcaraz Amerika açığı kazanırken Djokovic yoktu. Şimdi burada Djokovic varken Carlos Alcaraz Wimbledon'ı kazanabilir mi? Zor ama bir yarı final, bir final. Ama muhteşem... bence Amerika açıkta Djokovic olsa bile çok ciddi favori. Onu o zaman konuşuruz. Tamam onu o zaman konuşuruz. Yani şu anki durumlarında Amerika açığa giderlerse tabii ki Djokovic apayrı ama hem Djokovic'in son dönemdeki Amerika açık laneti. Öyle hem ama abi. Alkaraz'ın dominantlığı orada işte. Yine de elde yok. bir veri var abi. Yani e sonuçta tabii. daha yani Djokovic Hı. varken kazanmadı yani turnuvayı Hı. sonuçta Alkaraz. Ee, burada yani tabii onun şimdi ne yapacağını herkes merakla bekliyor. Onu izlemek de büyük bir keyif her yerde ve hani çok da iyi bir e, kurası var. Acayip forentler vuruyor ya. Allah muhafaza bir tane evet. geriye adım olarak bir forent vurdu. Yani zaten orada geri kaçarken bir yani, anda üretmesi falan güç. çok enteresan ya. Ha. Gerçekten çok Federer enteresan. Federer keşke benim maçımı izleseydi. Biraz kıskandım evet, kıskandım demiş. demiş. Çok, Federer çok büyük Federerci ya. Aynen. Yani hissediyorum. Çünkü o de ben çok Alkan benziyor, ben. o büyük Federerciliği alıyorum. Öyle öyle yani. yani Nadal tabii ki onun e, İspanyol tabii. olduğu için. Vatandaşı. E, her zaman saygısını sunması gereken bir figür ama. Ama Nadal'a çok, daha çok benziyor ya. Portakal olarak değilim. falan oğlum zaten Gündür adam hemşerisi yani. falan filan yani bayağı olarak ben, ben da benziyor. Ben halk Federer'ciliği alıyorum. Ya e var zaten idolüymüş tabii ki. E o zaman Federer deyince, Federer'in evet. e, Türkiye ofisinin e, sorumlularından birisi olan Erman Yaşar. Ben Erman Yaşar'a bir soru Dün bayağı yapıyorum. kötü olduk evet. E, duygulandın mı? E, bir kere ne kadar duygulandın? İkincisi e, Federer geçen sene bırakmayıp bu sene bu turnuvaya katılabilirdi diyenler falan var. Ama iyileşmedim diyor kendisi. Ben bunu Twitter'a Twitter da yazdım abi. Heykeli dikilmeli mi Federer'in Wimbledon'a? <laughs> Hatta onun altına da şeydenmiş Yani Djokovic bu sene kazanırsa ki kazanmaya çok ya yakın. Dikilir abi. O da Federer'e ya yakın. Abi yer mi yok Wimbledon'da? Ya Fransızlar dikmiş işte. 4, dönüm dön, dönüm, yer var. koymuşlar. Ha, onun yanına da Nadal'ı koydular. Tamam 14'e 13'e koyarsın ya Bence 8'e koyulmaz falan diyorlar. Ya 8 ya bak şimdi 14 çok absürt ama abi 8 de çok acayip ya. Abi, ya 8'i niye küçültüyorsun bir taraf? Aynen abi 8 Wimbledon aynen. kazanmak ya, ne demek. Ya 14 zaten çok absürt ve bir daha herhangi bir turnuvada yani Roland Garros olur başka bir şey çok görülebilecek bir şey değil. Ya yani herhangi bir silme geçtim. Herhangi bir hertegen boşu da bir 14 kez kazanamaz <laughs> zaten şey vardı. Bir tanesi Chicago muydu ne? 12 kez kazanmıştı. Ee, Martina Navratilova o, ne yani? O oldukça ekstrem ve absürt Rafael Nadal'ın dominasyonu. Ya bence dikilmeli. Ya şöyle bir şey var abi bir de yani Djokovic e... E biliyorsunuz burada 50 kere konuştuk bu konuyu. Artık tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Bence e, bu en iyi olma, gold, ol, gold olma yarışında ciddi bir mesafe kat etti. Zaten Federer'in bence önünde ve e, Federer'in artık o mesafeyi kapatabilme şansı yok. Hadi Nadal seneye dönüp belki bir şeyler yapabilir. Ama e, yani bir insanın heykelinin dikilmesi sadece başarıyla alakalı bir şey değil. Yani Djokovic Wimbledon'u 11 kere de kazansa bence Federer'in heykeli Wimbledon'da Djokovic'den önce dikildi. Abi dün Royal Box'ta prenses var ya. Gerçekten prenses var. Abi gözün Federer'e takılıyor yani. Abi onu ya bırak. İnanılmaz bir şey. Onu bırak. Şu çok net adam orada iki dakika boyunca ayakta alkışlandı ve Djokovic o kadar duruluyor Aynen. ki oturmasa prenses oturmasa. efendi. dakika <laughs> e, dakika sürecek. Çok belli. Yani seyircinin öyle bir motivasyonu tabii, vardı. Tabii, tabii. Bu alkış ...gidebildiği yere kadar gitsin. Aynen öyle. Ben, 8 ama prenses oturunca... Aynen. ...İngilizler de haliyle... E ...zaten hemen Federer'de oturdu. Ee, ben e, bitmeyecek bunu, sandım. Bunu Rafael Nadal haricinde... ...ki ben Rafael Nadal'ın bile burada... Ya, çok, ...çok yakınını görür... ...ama e, bu boyutta görebilir mi bilmiyorum. Ya, Novak Djokovic 15 saniye alkışlanır. Herkes oturur yerine. Bu gerçeği ya biliyor. Abi şöyle, abi, bu Novak Djokovic'in... ...goldluğundan bir şey götürmez. Bak dediğim bunu 50 kere konuştuk. Bireysel spor yapabileceği her şeyi yapmış ve bence artık bu sporun en başarılı en büyük oyuncusu e, şu an için ve dediğim gibi Nadal'dan karşı bir hamle gelmezse öyle kalacak gibi. Ama abi sporun bir de kort dışında ya da e, rakamlardan bağımsız bir yanı var. Yani bu adam ayak bastığı her yerde e, yani Novak Djokovic'e de taş atılmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Fransa açıkta da kaldığı otelden çıkarken bütün otel dizildi. Karşılıklı ayakta alkışlayarak uğurladılar. O anlamda demiyorum. Ama böyle yani bırak tenisi. Dünyada sadece 5-6 hadi bilemedin 8-10. Bir elin parmakları derecesinde sporcunun görebileceği e, bir teveccüh var orada. Bak buna şu şöyle bir şey deniyor. Ya abicim diyorlar birisinin ne kadar sevildiğiyle mi alakalı? Abi birisinin ne kadar sevildiği sporda etkisini gösterir. Evet ilham Bu abi. Spora, Nasıl, ne kadar bir katkı yaptığını ha. gösteren bir parametredir. İnsanlar daha çok seviyor, daha az seviyor değil bu. Şimdi Federer'in Wimbledon'a, Wimbledon markasıyla örtüşmesine dene, denecek hiçbir şey yok. Yani Wimbledon bu işin zirvesi ise, Wimbledon'a da bir şeyler katmak çok kolay değil bir oyuncu tarafından. Federer bunu katmıştır. Ee, persah persah katmıştır. Bu imajla çok iyi örtüşmüştür. Ee, ve bence de kesinlikle bir heykel çok şık olur. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Djokovic de dikilsin. Dikilir abi. Üç niye dikilmesin? sonra o bırakınca o dikesin, kariyeri, o yani. dikilsin. bitirdikten sonra dikersin zaten bu. Yani ilgi. oynayan adama dikilmezsin. de yarışı yapılmasın. Aynen. Gerek yok. Ya hepsinin dikilebilir değil mi? Yani zaten bu üç, üç adamın. Aynen. Ya bence üçünün de. Hatta her en yere de dikerler oraya. Dik... Wimbledon'da. Yani çünkü bu adamların etinden, sütünden. Tenis hala yararlanmak zorundasın. Aynen. Bunlar bittikten sonra da o paralelliği kurmak zorundasın. Bu tenisi sadece ileriye götürecek bir şeydir. O yüzden ben bir heykel Hatta şey falan diyorlar. Merkez Kort'un ismi boş abi. Yok. yok. Merkez Kort, Roger Federer Kort'u. İngilizler bence de yapmazlar. O kadar da değil. Ama gelirse Andy Murray'e verilir bence evet. Federer'den önce. Sir Andy Murray, Merkez Kort. And Andy tepesi var işte. Hammond'dan aldı bir tepeyi. Bir numaralı kortu versinler abi Andy Geçtim kadınlara. Demez. Hadi geç bakalım. Emre Yazıcıoğlu. Kadınlarda Iga Şiviyontek bu turnuvayı nasıl kaybedebilir? Ya o kadar değil. Nasıl kazanabilir diye sorabilir. Evet çünkü Iga Şiviyontek'in e, toprakta ve sert korttaki dominasyonunun çimde olmadığı geçen sene de gözüktü zaten. Serisinin e, e, sonlandırıldığı yerde. Alize Korne. kızın adını unuttum. Alize Korne. E, buraya e, Kivitova Ostapenko formda geldiler. Şiviyontek'i zaten söylemeye gerek yok. E, bunun dışında Osjabör e, Pliskova, Ribakina, e, Ribakina, Sabalenka diyeceksin tabii ki. Haliyle. E, neler düşünüyorsunuz bu seçki içerisinden? Bayağı açık bir Wimbledon. Bir numaralı favori Sabalenka. Bence. Dün açını anlattım. E, çime bu kadar uyan bir şu anda oyuncu bulmak çok kolay değil. Her şeyiyle, bu seneki performansıyla falan. Sadece tek bir e, aklımda soru işareti var. Aras da dedi ya ile ilgili olarak Deminor maçını. Burada da işte o Muhova maç yarı oradaki finaldeki. Çok. Oradaki çok abi. Yani o 5-2'den sonraki yenilir yutulur bir şey değil. Ee, zaten bu şekilde biraz hafif sabıkalı bir e, mentali vardı Sabalenka'nın. İşler kızışınca oralara dönülür mü? Ondan endişe ediyorum Sabalenka ile ilgili olarak ama şu anda benim, benim bir numaralı favorim Wimbledon'da zaten daha önce de yarı final oynamış olan Arina Sabalenka. Geçen sene de oynamadı. Ee, çok özlediğini söylüyor. Şiviyon Tek'i geçen seneye göre çok çok daha iyi bulduğumu söyleyebilirim. Her ne kadar fazla maç yapamasa da bir e, besin zehirlenmesi, ateşlenme gibi bir durumu olmuştu. Çekilmişti Bad Hamburg'dan e, yarı final öncesinde. E, ama ona rağmen bence artık şimdi çok daha iyi hareket ediyor. İlk turda da 4 oyun verdi. İlk turda da abi. şimdi oynadığı oyuncu belki herkes hatırlamayabilir ama e, Julin Avustralya açıkta müthiş işler yapmıştı. Yani Sakarya'yı elemişti, Azarenka maçı gümbür gümbür. Ya bu nasıl ilk dışı oyuncu falan demişlerdi herkes. Ki zaten yani 34 numaraya kadar çıkmış e, seri başı olmayanlar içerisinde. Bak yani 30, 32'den sonra en kötü kurallardan birisi. Hı hı. Çok yüksek klasmanlı oyuncuyu çekti IGA, müthiş oynadı e, bence. Bu sene Wimbledon'da öyle e, çok erken birinci haftayı geçmeden falan elineceğini düşünmüyorum. Bir de tabii ki ribakine onu da Aras'a herhalde devre değil. Wozniacki'nin dönüşü de var onu da konuşacağız. Onu konuşuruz, onu bu turnuvanın e, tabii canım. değil. Ribakina ilk maçının ilk setini kaybetti Hı -hı. Shelby Rogers'a karşı ama sonrasında iyiydi. Virüs sebebiyle Fransa Açık'tan çek 3. tur evet. öncesinde sanıyorum çekilmişti. O virüs sonra kötüye gitmiş yani iyileşmemiş. Evet evet. evet. E, ardından fiziksel bir problem yaşamış hazırlık turnuvalarında. Yani buraya %100 gelmiyor. Ribakina evet. son şampiyon aslında yüzde %100'ünde olsa belki Sabalenka'nın da önüne yazabileceğimiz oyuncu ama işte ben de Emre'ye katılıyorum. Yani bence zaten e, Kurasıyla beraber Şibion Tekin eğer ilk maçta oynadığı gibi oynarsa e, Çimkort'u biraz daha çözmüş bir şekilde finale gitmesi mümkün gözüküyor. Yol üstündeki insan yani sert oyunculardan biri Koko Goff'tu. Elendi mesela turnuvada. Azarenka çeyreğinde yani, olabilir. Sanmıyorum açıkçası çok büyük bir sorun olabileceğini eğer böyle oynarsa. Hani onu finale yazarız. E, bir parça. Mesela işte şöyle bakıyorum. Hani Pegula var. Karolin Garcia var. Yarı olabilir. Dona Vekic var. İyi çim ben oyuncusudur. Bekic var. Yani Ikura, Çok iyi kura. Basitçe söylemek gerekirse. Hı -hı. Diğer tarafta da 3 oyuncu benim dikkatimi çekiyor. Ribakina. Zaten ondan bahsederek girdim. Sabalenka ve Ons Jabeur. Ons Jabeur de iyi bir koç oynadı. Ve bunların içerisindeki aslında en doğal oyuncu. Üç büyüklerin mörisi olur mu? Üç büyük. Şimdi kadınlarda olabilir. üç büyük hani işte artık Şibiyon tek bu sene en azından Sabalen Karibakina diyoruz. Bir de ben dördüncü işte böyle oraya yazarım yani. Çok yakışır. Sağlıklı olduğu müddet. Ya onlar kadar. Karolin Garcia değil. geçen sene oraları biraz zorladı ama ya düştü. Garcia. <laughs> Saman Alevi ya. Hakikaten zaman Saman Alevi. Geçen şey sene ne diyorsunuz değil. abi? İşte Kokogov dedi. Mesela Felix'i konuşmadık. Felix ilk turda gene Michael Moha gümledi ya. Aynen. Abi hani bir dizimiz şeydi bir kötüydü yani. Fransa açıkta birinci ee, turda e, elen. Burada da elendi. Yani söylesene <laughs> hoca bize takım niye oynamıyor gibi bir şey ya. Tony Nadal bu şekilde bilmiyorum ne kadar gider yani. Da kelleler, da zaten, kelleler kelleler popabilir. Gibi ya Tony Nadal. Orada böyle tam zamanlı bir koç danışman da ne kadar ne, ne, ne danışılıyor bu adama bir bir şeyler veya göstersin artık Solak yani. Solak yapsın Felix. I. Oyuncu oyuncu geriye gitti. Yani her yerde hesap sorarlar burada Hoca Ne yapıyorsun? Kadınlardayız. Bu evet. konuda Mesela yorum yapmıyorum o yüzden. Evet. Kadınların evet. süresinden. Felix. Örce, Ali Yasim'e çaldı. Ama onu. şimdi yani onu unutmuşuz. Kokogov. Kullanılması lazım. Kokogov. Sofia yani. Kenin'e yenildi. Sofia yani. Kenin'e Kötü kura ama evet. şampiyonu şampiyonuyla ilk turda oynamak tatsızlık. Kötü oldu. Ya Wimbledon'da zaten çok güvenilir miydi Kokogov'a emin değilim. Onu Venus Williams yapmıştır ama. Yapmıştır ama. Venus Williams 43 yaşında geldi. Venus Williams çok kötü. Bir, Düştü. bir düşüş yaşadı orada, ciddi bir problem yaşadı. Ee, sen galiba maçtaydın. Yok değildim Değil ama izliyordum maçı. Korkuttu herkesi. Ama yani 43 yaşına devam ediyorsan abi bu tür riskler maalesef var. Yani kendisi 50 yaşına kadar birisi oynayacaksa bu ben olurum demiş ama kişisel bir karardır. Ee, ama ben çok anlayamıyorum yani biraz bana e, sorunlu bir şeymiş gibi geliyor. Suyunu çıkarmak mı diyorsun? Bazı yerlerde bazı sayfaları kapatmayı bilmek lazım abi. Yani Maxillan atak e diye kapattı işte, ki 24'ün hani kişisel ya bir biraz Kişisel bir Şimdi, şeydir. E, ne olursa olsun kariyeri boyunca çok büyük bir oyuncu. 5 kez Wimbledon şampiyonu, 7 kez Grand Slam şampiyonu ama kariyerim boyunca devasa bir gölgenin altındasın ne olursa olsun. Hala o şampiyonun yüreği belki iç, içten içe bir Kardeşimle şey, bıraktı hazır. Ben bir iki şey yapabilir miyim? Mi? Şey, 2 sene takılabilir miyim? Bir, bir turnuva kazanabilir miyim? Bir hikaye yazabilir miyim? Yani benim hikayemde Serena'nın olmadığı bir sayfa olabilir ama mi işte diye. Ama işte bu da biraz sorunlu bir şey abi. Bunu, artık, abi artık yani ama ben bu gerçek biraz delizyonel. E, bir... Ben şey diye yani, açıklıyorum. Bunu. mesela yani, snooker'da hani, hani alakasız bir dünya belki Ama snooker'da Jimmy White'ın hala snooker oynuyor oluşu gibi. Zor yani o da sorunlu. Zorlama. Ama e, bir yandan da anlayabiliyorum dediğim gibi. Evet. Yani. Bu fon. Bu fon. Kontrat almış Suudi Arabistan'dan. Ha işte 45 yaşına geldi bu fon. Oynuyor. Abi o para içindir ama. Yok, Yok yani, abi fonun paraya ihtiyacı var. var. Abi Marcelo Lippi abi, mesela. Çocuk mu okutuyor? Parçe, Marcelo ya, Lippi. Okutuyor dur da yani. <laughs> e, bu adamlar abi 70 yaşında. Oğlum Capello Lippi. başka bir şey. Nasıl başka yaşıyor. bir şey? 80 adi bir dünyanın parasını kazanmışsın Capello Lippi. Deli gibi para geldi. Kabul ettiler. Çin e e gittiler değil mi? Abi o teknik direktörlük yapmayı sevmekle de alakalı olabilir. Şu o normal bir fiziksel yapma sarf etmiyorsun. Çin'de teknik direktörlük yapmanın nesini sevecek adam? Yani olabilir. Zart konuştu. <laughs> Nefis konuştu. <laughs> o zaman ben kapatıyorum bu bahsini. <laughs> Dur kapatma. Ben bir oyuncudan bahsedeceğim. <laughs> Sen bir oyuncudan bahsedeceksin. Petra Kvitova. Önemli oyuncu. Ee, buraya Bravo. iyi gelen oyunculardan bir tanesi. Onu atlamak istemem. Diğeri de Muhova. İki çek. Aynen öyle. Ee, Sabalenka yani, dedik ama diye... Sabalenka eşleşmesi Evet. Dördüncü turda bize bakıyor. Yani biri iyi evet. bir Wimbledon oynayacaksa, iyi bir kort tenisi oynayacaksa o oyuncu e, muhovadır hakikaten. Yani Kesinlikle çok öyle. Uyuyor çünkü bu zemine sahip olduğu e, vuruşlarla, silahlarla. E, diğeri de Kvitova zaten onun kart belli. İki kez Wimbledon şampiyonu. Buraya 500'lük bir turnuva, baka... Berlin değil mi? Berlin'i kazandı. Ee, Aynen Berlin'i evet, kazanarak Berlin geldi. kazandı. Yani, dolayısıyla yani ben Petra Kvitova'dan da iyi tenis bekliyorum bu Wimbledon'da. Katılıyorum Petro Kvitova benim Wimbledon performansını hep beğendiğim bir oyuncu oldu zaten. Ee, çok da sevdiğim bir oyuncu aslında sadece Wimbledon özelinde değil. Ya Sabalenka yani... dedik ama pardon defını kestim. Tabii. Mesela şimdi Georgi var yolu üzerinde Sabalenka'nın. ikinci turda e, dördüncü turda işte Mohova var. Hakikaten zor. Yani mesela Kamia Georgi de 2. turda karşılanmayı geçen tamam. sene falan Sabalenka'nın minisi zaten. Işte. Sabalenka'nın aynısı. Aynen. Minisi, bir boy, iki boy küçüğü. O da acayip vuruyor topları hakikaten. Öyle yani. Ara 0.40'ta bunlar acayip masaya yatırılacak. Tabii. Yani çünkü evet turnuva başını kaçırdık. Biraz böyle işte bayramdır vesaire tatil durumları vardı. Ee, ama buluştuk. Biraz ortadan girmiş olduk. Senin gelme ihtimalin var mı? Aras 0.40'a çok kolay değil. Zaten son 0.40'a hiç ama kolay değil. Çok ufak bir ihtimal bile olsa seyircimiz güne, seyircimiz bunu zorlayacak. Birkaç şimdi. güne tatile çıkmayı düşünüyorum. Yetişmez herhalde ama sarkarsa o iş bir 4-5 güne uzarsa er belki er 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 küçük, geliyor, bir, geliyor. küçük bir küçük bir şey verdi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tutuyorum. Ee, sevgili Emre Yazıcıoğlu ve Aras Yetişle birlikte ki kendilerinin sesinden Wimbledon'ı Bugünlerde Esport'ta da dinleyebiliyorsunuz. E, Wimbledon kadın erkek ana tablolarını ilk birkaç günü ve turnuva başındaki havayı favorileri, muhtemel adayları konuştuk. E, bir orta 0.40'ımız. 4 mü olacak 3 mu Aras Bey? 3. 3 olacak. Bir orta 0.40'ımız bir de şampiyonluk sonrası 0.40'ımız olacak. Onlarda bu iki kardeşimizin olacağı kesin. Benim durumum enteresan. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Size Wimbledon'da keyif dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.